Benim bu hep küçüklük hayalimdi. Yani daha ortaokul senelerimden ben bunu zaten istiyordum. Yani bu sadece hani üniformayı görüp beğenmiş olmam değil. Bu benim hep hayalimdi. Hani bazı şeyler yapılıyordu ama bunlar yani gizli mi yapılıyordu diyordum. Yani diğer öğrenciler görüyordu bunu ama bazı üst komutanlarımız bunu görmüyorlardı mesela. Hani biz o şekilde eğitimlere, işkencelere devam ediyorduk. İzmir'den geldik. Ertesi günü annemle asker hastanesine gittik. Asker hastanesine muayene olduktan sonra doktor iki ayak topuk kemiğimin de kırıldığını söyledi ve dizlerime kadar alçıya alınacağını söyledi. Ya biz inanamadık. Kıta stajını yaptık. Okula geldik. Bütünleme sınavlarımıza girip mezun olacaktık. Fakat onda bile elimizi kolumuzu bağladılar. Ben öyle düşünüyorum. Bir tane sınavımı, akademik branşımı verdim zaten. Diğer branşım açıklanmadı. Buna da yine tutanak tuttular. Kopya çektiğim iddia edildi. Buna yönelik savunmalarım, yazdığım savunmam hala vardır. Hatta tutanak tuttuktan sonra bölük komutanın suçunu kabul edeceksin. Hani hiçbir şekilde aksini iddia etmeyeceksin şeklinde iddialar bu. Hani yata yata değil yani. Her dakikanın, her anın, her senenin hakkını vererek bitirdim 5 seneyi. O zaman işte çıkan yıllıklarda benim ismim bile yoktu. Hani benim resmimi bile koymamışlar. Hani ben bunu sonradan düşündüm. Okuldan çıktıktan sonradan farkına vardım. Hani kendilerince zaten beni listeden çıkarmışlar, gözden çıkarmışlar. Beni zaten teğmen çıkarmayacaklarmış. Ya ben son gün bile yani o üniformalarımı çıkardım. Bütün eşyalarımı teslim ettim. Yani ben o gün yani ağlaya ağlaya gerçekten o çok sevdiğim üniformamı üstümden çıkararak yani burada onu da söylemek istemiyorum bilmiyorum ama gerçekten o vatan hainlerine emanet ettik. Ya o vatan hainleri belki hani biz o zaman zamanında karşı koyamadık yani çünkü öyle bir sistem oluşturmuşlardı ki yani hangi birisine gideceğiz, hangi birisine kimi şikayet edeceğiz yani. Öyle bir sistemin içine maalesef düştük ve ben o çok sevdiğim üniformayı ağlayarak üstümden çıkarmak zorunda kaldım.